Firuze. Doğru mu söylüyor bu? Yalan söylüyor. Yemin ederim ben içmedim onu. Dokunmadım bile Cemal Bey. Böyle bir şey için neden yalan söylesin? Bebeğime bir şey olmuş mudur? Bekleyecek miyiz böyle? Sakin ol. Birazdan doktor gelir. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ya niye bana inanmıyorsunuz? Gerçekten ben yapmadım. Cemal Bey gerçekten ben yapmadım. Hem niye böyle bir şey yapayım ben? Gerçekten yapmadım. Bu aydınlatmalar yetersiz. Bunları hemen değiştirin, olur mu? Tamam demin. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Cemal Bey, acaba kaldırıp koltuğa mı oturtsak? Yo, yanlış olur. Doktor gelene kadar dokunmayalım. Bunu nasıl yaptı? Hala inanamıyorum. Sakin ol Suzan. Kendini yorma kızım. Ya beni kıskanıyor. Oğuz'un çocuğunu karnımda taşıdığım için kıskanıyor. Ya hiç acımadan ittiriyorum. Ya hala yalan söylüyor ya. Gerçekten ben yapmadım. Yeter Firuze. Şimdi hiç sırası değil. Bunu sonra konuşacağız. Ama Hürmet Hanım ben... Yeter dedim. Baksanıza şuna. Bıraksanız ne yapacak acaba bana? Ya ben bununla aynı evde nasıl yaşayacağım? Evet, ne var? Demir Bey, bunu seyretmeniz lazım. Nasıl yani? Niye böyle bir şey yapıyor ki? Hocam nerede kaldın ya? Geldim Cemal Bey. Kusura bakmayın. Oğuz Bey'in odasının son kontrollerini yapıyordum. Geçmiş olsun. Ne oldu? Merdivenden düşmüş. Düşmedim. İtildim. Ya beni iterken gözündeki öfkeyi görmeniz gerekiyordu. Ya itmedim ben. İtsem ittim derim. Ya hala benim üstüme gelmeye çalışıyor. Lütfen durdurun şunu. Daha fazla zarar görmek istemiyorum. Cemal Bey. Demir bir dakika ya, bir dakika. Şimdi sırası değil. Önemli efendim. Önemli mi? Söyle bakayım. Emin misin? Eminim. Hocam bir dakika. Sen niye yalan söylüyorsun ha? Ha? Ben yalan konuşmuyorum. İstersen bir daha düşün. Şu kamera görüntülerine bir bakalım. Kalk ya. Kalkamam, çok ağrım var. Kalk dedim. Thank you.
İzleyelim mi Cemal Bey? Yok. Onların gelmesini bekleyelim. Başlat bakalım. Seyretmeye gerek var mı? İnanılır gibi değil. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söyledin sen? Yazık. Ben... Resmen oynamış kız bize. Biz onun için telaşlanırken o rol yapıyormuş. Aklım başımdan gitti. Bebeğe bir şey oldu sandım. Neyse ortaya çıktı da. Kusura bakma. Hamile kadın öyle yerde görünce... düşünemedim. Önemli değil. Ama ben söylemiştim etmedim diye. Neyse. Daha fazla uzatmayalım bu mevzuyu. Abla, Bet'in benzi kaçtı. Hadi gel, bir bitki çayı yaptırayım sana. Hoş geldin komşum, buyur içeri. Pek hoş gelmedin Meryem. Ne oldu kız? Neyin var? Soruyor musun bir de? Bir kusurum oldu? Söyle de bileyim. Meryem, kuyumcu. Adam olan borcunu hala ödemedin. Senin yüzünden gül gibi sigortalı işinden olacak benim oğlum. Hakkın var, oğlumu da zorda bıraktım. Ama biliyorsun kazaydı, Oğuz'un durumuydu derken. Vallahi ben onu bunu bilmem. Adam olan borcunu öde. Düğünden sonra altınlar elinde dedik mi demedik mi? Ha Meryem? Senin yüzünden oğlumu sıkıştırıp duruyor adam. Çocuk sabahları işe giderken ayakları hep geri geri gidiyor. Ne yap ne et bu işi çöz Meryem. Evin solundaki lamba kırılmış. Biri bununla ilgilensin. Demir, ben sana teşekkür etmek istedim. Ben bir şey yapmadım ki. Ya öyle de sonuçta doğru olanı söyledim. Görevim bu. Söylemesem yanlış olurdu. Beni zor bir durumdan kurtardın, sağ ol. Pis doğrusu. Ay çok şaşırdım. Ben Suzan'ı bize yakın, bizden biri olarak kabul ediyordum. Hele şu son yaptığı hareket yok mu? Öyle bir gözümden düştü ki. Firuze'nin yanında Suzan'ı hep bir adım önde tutuyorduk. Ama gördük işte. O da sütten çıkma ak kaşık değilmiş. Ama bırak Allah aşkına. İkisi de kazanmak için her şeyi yaparlar. Haksızlık edemem. Firuze hiçbir şey yapmadı. Ama annesi olacak o kadın
Her şey onun başının altından çıkıyor. Aman. Neyse ne. Al birini vur ötekini. Ne hallere düştüğümüzü görüyorsun değil mi? Şu Oğuz bir an önce kendine gelse de bizi şu durumdan kurtarsa. İnşallah. Bir ayağa kalksa. Merhabalar. Merhabalar. Suzan için geldiyseniz yukarıda odasında. Öyle mi? Peki o zaman ben de yukarıya çıkayım. Suzan, ne oldu kızım? Öyle telefon edince nasıl geldiğimi bilemedim evden. Aşağıda da kimse yüzüme bakmıyor. Ya Firuze'yi zor duruma sokayım derken her şey berbat oldu. Doğru dürüst anlatsana şunu. Anne, bu kız ikide bir benimle uğraşıyordu ya. Ben de merdivenlere çıkarken kendimi yere attım. Bağırdım. Herkes de başıma geldi. Gelenlere de Firuze beni itti dedim. Tabii Hürmet Hanım tam Firuze'yi kovacakken Demir denen o çocuk çıktı karşıma. Demir kim? Ya Cemal Bey'in güvenlik müdürü müdür nedir? Ya bütün kamera kayıtlarını izlemiş. Kendimi yere attığımı görmüş. İşte her şeyi mahvettin şimdi. Farkındayım anne. Ama nereden bilebilirim evin her yerinde kamera olduğunu? Kafanı çalıştırsaydın biraz. Ya da beni arayıp sorsaydın ne yapayım diye. Nasıl toparlayacağız biz şimdi bunu? Çok zor olacak, orası kesin. Bu kız da ama şanslı çıktı. Onu bu evden göndermemiz lazım. Yoksa Arısoy soyadını almanın imkanı yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum henüz ama bir yolunu bulacağım tabii. Aa, bu kadın ne işi var burada ya? Hangi kadın? Ya Meryem. Hangi yüzle geliyor bu buraya? Ne bileyim ben. Yani onca olaydan sonra nasıl geliyor ben de anlamıyorum. Eyvah. Evine gidip para teklif ettiğimi söylemeye geliyor olmasın? Yok, sanmıyorum. Yani söylese de bu saatten sonra ona kimse inanmaz. İnanmaz değil mi? Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş gördüm kızım. Firuze evde miydi? Evde. Çay vereceksin mi? Aramız biraz limoniydi ya. İçim yandı, dayanamadım geldim. Konuşayım dedim. Ana kız arasında küslük olmaz değil mi? Öyle tabii. Siz şöyle geçin salona buyurun. Firuze Hanım bahçede. Ben birini gönderip çağırtayım, olur mu? Sağ olasın. Ben birazdan geçerim. Yaşadıklarım. Bunları hayal bile edemezdim önce. Bol entrika, bol aksiyon. Dışarıdan bakıp gülmesi kolay tabii. Yaşarken hiç komik olmuyor biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Çok sıkılıyorum düşündükçe ya. Bir şeyler artık düzelsin, iyi gitsin istiyorum Demir. Şu an pek mümkün görünmüyor. Hep bir mücadele. Ne kadar gücüm yetecek bilmiyorum. Her geçen gün daha da zor sanki ya. Çok yoruldum artık Demir. Keşke elimden bir şey gelse. Firuze Hanım, anneniz geldi sizi bekliyor. İyi günler. Bir bu eksikti. Hoş geldiniz. Hangi yüzle geldiniz Meryem Hanım? Af buyurun anlayamadım. Bu kapıdan diyorum. Hangi yüzle girdiniz? Utanmıyor musunuz? Ben... Paran bitti.
satmak için yeni bilgiler edinmeye geldim. Allah, sen karışma Naime. Siz beni yanlış anladınız. Yanlış falan anlamadık. Doğrudan gördüm. Televizyonda. Hem de milyonlarca insanla birlikte. Ben bir şey demedim ki onlara. Beni kandırdılar. Kamera memere neyin bilmem ki ben. Hayatımda görmemişim. Ama parayı aldın. Benim kursamdan haram geçmedi bugüne dek. Tövbe tövbe. Ne oluyor anne? Ne tövbesi, ne haramı? Yok bir şey kızım, öyle konuşuyordum. Annene bize verdiği zararları anlatıyordum. Yaptığı açıklamayı. Bizi ne kadar zor duruma düşürdüğünü. Bakın Hürmet Hanım lütfen. Hürmet Hanım. Benim kızım da aynı sizin gibi düşünür. Ben bir cahillik ettim. Bir daha yapmam. Merak etmeyin. Merak etmiyorum zaten. Ama sizin bu düşüncesiz davranışlarınız kendi kızınızı burada zor duruma düşürüyor. Bundan sonra bıçak bile açamaz ağzımı. Kusura kalmayın. Anne. Gel hadi gidelim. Anne duydun mu? Duydum. Biri bizi görebilir. Hadi gidelim odaya. Neyse üzülme anne. Bu kadın konuşur konuşur sonra da unutur. Benim yüzümden sana kızmasın da başka bir şey istemem. Ya boş ver şimdi onu. Sen şu para işini ne yaptın? O televizyonculardan aldığında yetmemiştir herhalde. Yok nerede? E ne yapacağız peki? Belki ben, sen... Ben de para ne gezer anne? Ya bu evde kimsenin paraya ihtiyacı yok. E parayla işi de yok. Ne yapsak acaba? Benim aklımda bir şey var ama kızarsın diye korkarım. Altınlar değil değil mi? Ne diyeyim kızım, başka bir yol bulamıyorum. E nasıl alayım anne ya? Gördün kasaya koydular. E bu kadar olay üzerine gidip ben isteyemem ki onları. Doğrusu. Ben öylesine dedim zaten. Bir yol bulacağız artık. Düşünme sen. Ya nasıl düşünmeyeyim? Biliyorum benim iyiliğim için açtım bu belaları başına. Açtım da ne oldu? Hürmet Hanım dünürüm diye hoş beş mi ediyor? Ben sana asıl başka bir şey diyeceğim. Ne oldu? Azize pek iyi değil. Nasıl? Hasta falan mı? Yok hastalık falan yok çok şükür. Ama bir haller var onda. Asileşti. Sözümü dinlemez oldu. Kapıyı çekip çekip çıkıyor. Aman anne ben de bir şey sandım. Ya olur o kadar gençtir. Bir şeylere takılmıştır. Yok bu başka bir şey. Hep benim yüzümden. Analık edemedim size. Sahip çıkamadım hiç. Anne. Öyle. Azize'ye lafım geçmez. Sana faydam olmaz. Gamze de sana ayrı. Bak şu el evinde boynu kaldın benim yüzümden. Anne. Bak geçti bitti. Bu mevzuyu kapattık biz tamam mı? Hiçbir şey bitmedi. Evlatlarım kayıp gidiyor elimden. Ben öyle varmışım yokmuşum bellisiz. Kimseye ayrım yok. Ölsem bundan iyi. O nasıl söz ya? Gel. Tam her şey yoluna girdi derken şu olanlara bak. Neymiş efendim? Kızın annesinin hataları yüzünden kız sıkıntı çekiyormuş. Nereden çıkıyor bu böyle Firuze'yi korumalar filan? Ha? Sana soruyorum Suzan. Anne nereden bileyim ben? Bilmezsin tabii. Bir düşün bakalım. Anne yeter. Benim üstüme gelme. Bak yalanın ortaya çıktı. Hürmet Hanım yüzünü gelinine döndü ama. Görüyorsun değil mi? Bir yanlış. Nelere mal oluyor? Karnımda torunları var. Firuze'nin neyi var? Hiçbir şeyi. Sen böyle davranmaya devam edersen... ...yarın öbür gün kendini kapının önüne bulursan hiç şaşırma kızım. Kimselere suç bulamam. Benden sebep oldu bunlar. Haklısınız hepiniz. Yeter ama üzüyorsun beni.
Bak yine üzüyorum değil mi seni? Allah kahretsin ki böyle bir insanım işte. Hep zarar, hep ziyan. Senin başka bir derdin mi var? Yok kızım. Benim senden istediğim tek Azize ile alakadar ol biraz. Ona kol kanat gere mi? Ya bir şey biliyorsunuz da benden mi saklıyorsunuz anne? Yok kızım bildiğim bir şey. Anne. Dedim ya çekip çekip gidiyor. Kötü bir şey yapar diye korkarım. Tamam. Ben ilgileneceğim onunla, sen merak etme, tamam mı? Hadi vallahi emanet ol. Gözün aydın, oğlumuz eve döndü Ömer Hanım. Döndü, döndü Cemal Bey de. Nasıl döndü? Canım, ölüm nereden döndü? Hayatta ya. Sen ona dua et. Orası öyle. Ama şu kapıdan Hürmet Sultan diye bağırarak girişi geliyordu gözümün önüne. İnşallah o günler de gelecek. O günler gelecek. Hadi gel. Şey yolunda değil mi hocam? Yolunda Cemal Bey. Endişelenecek bir durum yok. Aman aman olmasın. Rahat olun Cemal Bey. Siz Oğuz'u sürekli yatar halde gördüğünüz için değişimi fark edemiyorsunuz. Ama değerlerine bakınca çok ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Gün geçtikçe güçleniyor. Daha da güçlenecek aslan oğlum benim. İyileşip ayağa kalkacak. Ben çıkayım da siz de rahat çalışın. Ben de sizinle çıkayım. Arkadaşlar işlerini tamamlasınlar. Tabii, buyurun. Cemal Bey, Oğuz'u yerleştirdilerse oğlumu görmek istiyorum. Ne diyorsunuz doktor? Hürmet Hanım, şimdi girmeseniz daha iyi olur. Arkadaşlar işlerini halletsin, öyle alalım sizi. Üzülme. Oğlum bundan sonra hep burada. İstediğin zaman görürsün. Sabret. Tamam mı? Biz salona geçelim. Doktor Bey de çalışsın. Cemal Bey. Buyurun. Biraz konuşalım mı? Tabii. Çalışma odama geçelim. Hay hay. Doktor Bey, ne konuşacaksanız ben de duymak istiyorum. Oğuz benim de oğlum. Evet. Doktor Bey ne söyleyecekse söylesin. Ben sana sonra anlatırım. İlk ağızdan duymak istiyorum. Her şeye hazırlıklıyım. Oğlumun durumunu benden saklamayacaksınız herhalde. Peki, buyurun. Buyurun oturun. Evet doktor bey, sizi dinliyorum. Biliyorsunuz yıllardır ailenizin tüm sağlık problemleriyle ben ilgileniyorum. Hem doktorunuz hem de bir dostunuz olarak görüyorum kendimi. Evet bizim için öylesiniz. Belki hiç zamanı değil ama size bir şey söylemek zorundayım. Anne baba olarak bunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hadi doktor bey, ne söyleyecekseniz söyleyin artık. Oğuz Bey'in ne kadar sürede iyileşeceğini bilmiyoruz. Bu uzun zaman alabilir. İyileştiğinde neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bir daha çocuk sahibi olamayacağım.
adamlar doktorla ne konuşuyor acaba? Anne ben gidiyorum. Ay nereye gidiyorsun? Bir oradasın bir burada. Bir türlü durmadı şu evde. E ne yapayım? Bu evdeki servis iyi değil. Yani bana hiç iyi bakılmıyor bu evde. Bak sen. Tolgacığım ne istiyorsan söyle ben getiririm. Yok bir şey istemem sağ ol. Peki. Ben kendime bir şey alacağım. Siz de bir şey ister misiniz? Hayır istemem. Aa bir dakika. Buyurun. Firuze sen bir şey ister misin? Suzan gelirken sana da bir şey getirsin. Yok istemem sağ olun. Anne. Ay ne var? Neyse hadi ben kaçtım. Aman iyi git. Durma sen yanımda. Kusura bakmayın. Sizi üzdüm belki ama. Yok. Olanı söylediniz doktor. Alışmaya çalışacağız. İzninizle. Ben arkadaşlara bakayım. Buyurun. İnanamıyorum. Bu başımıza gelenlere inanamıyorum. Bir dakika Ahmet. Bir dakika düşünelim. Ne düşüneceksin? İçinde olduğumuz durumun farkında değil misin? Değilim. Cemal. Olabilecek tek torunumuz. Suzan'ın karnında. Soyadımızı verebileceğimiz tek torunumuz Cemal. Peki ne yapacağız? Yapılacak şey çok basit. Firuze ile Oğuz boşanacak. Oğuz Suzan'la evlenecek. Böylece biz de torunumuza hak ettiği soyadını verebileceğiz. Hürmet! Sus dedim sus ya! Bu işler öyle aceleye gelmez. Önce bir düşünelim sonra ne yapacağımıza karar veririz. Aa bana bak dışarıdan kimseye bu konu hakkında tek laf etmeyeceksin. Anlaşıldı mı?